Merhaba arkadaşlar, bugün de sizlere Asus'un Olivman serisi bir cihazına SSD harddisk takılımını nasıl yapacağımızı anlatacağım. Önümde görmüş olduğunuz gibi cihazımızı biz şöyle ayağını söktük. Hafifçe altına yumuşak bir poşet serdikten sonra yüzüstü yatırdık böyle. Cihazımız görmüş olduğunuz gibi Asus'un Olivman PC'si A6421 serisi bir Olivman PC cihaz. Bu cihazda peki biz SSD'yi nasıl takacağız, SSD kurulumunu nasıl yapacağız ve RAM değişimini nasıl yapacağız, bunu anlatacağım. Çok basit arkadaşlar. Öncelikle şöyle görmüş olduğunuz gibi bir kilit var sol tarafta. Yine sağ tarafta bir kilidimiz mevcut. Ben bu her iki kilidi şöyle yavaşça açtıktan sonra kapağı kendime doğru çekiyorum. Bakın şöyle açtıktan sonra şöyle kapağı kendime doğru çektiğimde cihazın arka taraftaki bulunan kapağı kolaylıkla çıkıyor. Kapak çıktıktan sonra karşıma şöyle şurada görmüş olduğunuz hard disk bölümü, şurada da RAM bölümü var. RAM değiştirmek için şu koruma muhafazasını şöyle söktüğünüzde mevcut olan bir RAM var. Bir yuvası boş şu anda görmüş olduğunuz gibi. Oraya bir RAM takıp RAM'inizi yükseltebilirsiniz. RAM takmak bu kadar basit. Hard disk sökmek için de ne yapıyoruz? Şöyle RAM yuvasını taktık. Hard disk sökmek için de yapacağımız şöyle bir düğme koymuşlar. Bunu yukarıya doğru kaldırdıktan sonra önce sol tarafa doğru asılmamız lazım. Normalde şurada bir asılma bandı var. Benimki kopuk olduğu için biraz zorlanabilirim. Sol tarafa asıldıktan sonra yine ikinci asılma bandımı da şöyle kendime doğru çektiğimde şöyle görmüş olduğunuz gibi hard diskim çıkacak. 3,5 inç bir hard disk kullanıyor bu. Biz buna SSD takacaksak yuvayı şuradaki kendi girişlerine göre şuraya monte etmemiz gerekiyor. Şimdi o montalama işini yapalım. İlk olarak şu yuvanın içindeki eski 3,5 inç olan hard diski şu görmüş olduğunuz yuvalardan sökelim ve buraya sadece SSD'yi montalayalım. Arkadaşlar, hard diskimizin içinden çıkan yuva buydu. Biz bunun içinden hard diskimizi söktük. Ama buna biz SSD'yi montalama yapamıyoruz çünkü vida yerleri denk gelmiyor. Şuradaki vida yerlerini kendinize göre ayarlayıp hard diskine takıp bundan sonra da yuvasına tutabilirsin ama ben o kadar uğraşmayacağım. Ben kolay yoldan bir çift taraflı bant buldum. SSD'min altına yapıştırdım. Daha sonra SSD'mi yuvaya oturttuktan sonra da alt taraftan bantla kasaya yapışmasını sağladım. Şu anda gayet sağlam bir şekilde kasamda oturdu SSD'm. Ben bu şekilde kullanacağım. Siz isterseniz SSD'nin buraya gelen yuvalarına bir delik açıp buradan vidalayıp tekrar bununla beraber de kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde kullanacağım. Asus All-in-One bu model cihazlardaki SSD takma işi ve RAM değiştirme işi bu şekilde arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlara belki bu videomuz yol gösterecektir. Kolay gelsin.